Bugün Dertli İnsanoğlu programımızın konusu. İşte o dertlerden, dert zaten imtihandı. O imtihanlardan bir tanesi de kaçınılmaz son olan ölüm. Şu konuda hemfikiriz. Bilim dünyasından hem inanmayan, hiçbir şekilde ben bunlara inanmıyorum diyene kadar. Nedir o? Ölüm gerçeği. Ya bizim haberimizi birileri alacaklar, sevdiklerimiz, ya da biz sevdiklerimizin ölüm haberini alacağız. Ama sadece dert ölümle bitmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Çok meşhur hadislerden bir tanesi bugün bizim konuğumuz. Şöyle buyruluyor. Mümin bir buğday başağı gibidir. Cılız bir kökü vardır. Hafif bir rüzgar bile onu sağa sola eğer. Kafir çam ağacı gibidir. Rüzgar onu sallayamaz. Sonunda bir fırtınada köküyle birlikte gider. Nasıl bir hadis-i şerif? Biraz incelemeye başlayalım, masaya yatıralım bu hadis-i şerifi. Değerli dinleyenlerimiz, buğday başağını bilirsiniz. Çok incecik bir daldır, bir kökü vardır. Bir sağa böyle, bir sola rüzgar ne taraftan esiyorsa sallanır. Ama cidden hadis-i şerifte buyurulduğu gibi onun yıkılması, kökünden çıkması için çok büyük bir fırtına lazım. Ama kafir neye benzetiliyor? Bir çam ağacı gibi. Dışarıdan baktığınız zaman ne kadar sağlam diye görünür. Çünkü rüzgarlara mukavemet edebilir. Başak gibi değildir, sağa sola savrulmaz. Ama sağlamlık açısından o cılız, incecik buğday başağından çok daha kolay yıkılır gider bir fırtınada. Bu hadisi şerif bugün bizim konumuz dersimiz. Mevzumuz neydi? Dertli insanoğlu. Başımıza gelmiş imtihanlardan birçoğunu bugün konuşacağız. Ama bundan yıllar önce sizlerle paylaştığım bir programda anlattığım bir mevzuyla başlamak istiyorum. Nedir o? Evet, her insanın başına mutlaka bir musibet geliyor ama en önemli yaptığımız hatalardan bir tanesi birçok gereksiz olmaması gereken ayrıntılarla hayatımızı mahvetmektir. Evet, dert bellidir ama bu derdi siz dert olarak görürsünüz. Sizin çektiğiniz derdi bir başkası bu da dert mi ya der. Ben ondan daha fazla, daha farklı bir dert içindeyim. Ötekisi ikinizinki de dert değil der. Benim daha büyük bir derdim var. Demek ki dert bir insanın ben dert çekiyorum demesiyle ortaya çıkan bir şey değildir. Peki kişi yalan mı söylüyor? Hayır, ona dert olarak geliyor. Lakin ayrıntılarla neden bu benim başıma geldi diyerek başlayan ve sanki dünyanın en büyük derdiymiş gibi gördüğümüz şeyler nelerdir? Bugün biraz bunları konuşacağız. Hadis-i şerifte ne buyuruldu tekrar bir dinleyelim. Mümini buğday başağına benzetiyor. Küçücük bir görüntüsü var, zayıf görünüyor. Kafir çam ağacı gibi. Şimdi günümüzün şu yaşayışına bakalım. Müslümanların gözyaşına, dünyanın neresine giderseniz gidin, ahlayan, sızlayan, acı çeken, gözyaşı döken, evlatlarını kaybeden insanların ekseriyeti Müslüman. Şimdi Avrupa'ya veya Müslüman olmayanlara baktığımız zaman da kolaylıkla fark edebiliyoruz. Adamlar ne kadar diri ya. Yani sağlıkta şöyle iyiler,
bu konuda bu kadar iyiler, güçlüler diyoruz. Lakin bunu zaten bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor bu hadisi şerifinde. Biz gerçekten de anlatıldığı gibi buğday başağının o yere yığılması gibi her gün fert fert ya da ümmet ümmet aynen buğday başağı gibi oluyoruz. Düşünün, dünyanın birçok yerinde akan gözyaşları var. Bu dallarımız her Müslüman bir buğday başağı olarak düşünecek olursanız birbirimize değiyoruz. Peki, ben bugün iş yerinden kovuldum. Öteki boşandı. Ötekisinin kocasıyla arası kötü. Ötekisi efendim burnunun üzerinde bir sivilce çıkmış, onun derdinde. Öteki yeni almış arabasını, sabahleyin işe giderken bir bakıyor, arka taraftan giderken arabanın arka tarafında bir çizik. Bu dertler nerelerden geliyor, ne oluyor? Değerli kardeşlerim, inanın yaşadığımız dertlerin hepsini toplasak, asr-ı saadette yaşananlar kadar bile değil. Şu an, kendi hayatımızı idame ettirmeye çalıştığımız ve dert olarak gördüklerimizin birçoğu da maalesef başkaları için bir nimet. Aynen Mevlana'nın Kuddise Sırruhu anlattığı gibi. Senin dert olarak gördüklerini nimet sayanlar var. Bir insan düşünün. İyi kötü bir evi var. Yani kira vermiyor. Efendim, bir yerden maaşı var. Bir aile düşünün. Kıt kanaat dediğimiz bir tabir var. Böyle geçiniyor. Efendim, bu evin içinde her kula bir imtihan gelecek ya, hele hele o hanenin içinde Müslümanlar yaşıyorsa bir imtihan gelecek. Parada sıkıntı yok. Kira vermiyorum, kendi evimde oturuyorum diyelim. Çocuklarımızla beraber geçiniyoruz. Tam burada bir dert geliyor. Nedir o? Komşuyla acayip derecede neredeyse kanlı bıçaklı hale gelinecek bir durumda. Çünkü imtihan olması gerekiyor okulun. Kimisi açlıkla, kimisi kirayı zar zor ödeyebilmekle, kimisi hastalıklaydı ya, bir tanesi de imtihanın komşudan geleniydi. Bu hanım kardeşimiz 2-3 güne bir üst kattan kendisine kötü davranıldığını, efendim bütün halıyı, bütün yemek kırıntılarını yukarıdan silkeleyen üst komşusunun camın önüne 2-3 güne biriktirdiği pisliklerden dert yanıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bu güzel bir şey mi? Elbette değil. Olması gereken bir şey mi? Hayır. Hiçbirimiz istemeyiz. Ama o hanım kardeşimiz uyardı, güzellikle anlattı vesaire ama bir türlü dinlemedi. Şimdi işin burasında biz nasıl bakacağız? Oraya gelelim. Bu hanım kardeşimize göre bir örnek olarak veriyoruz. Hayatının neredeyse darma duman olmasına sebep olacak bir durum o. Çünkü 2 güne bir o camının önünü temizlemek zorunda ve her belki de pencereden dışarı baktığında camının önündeki o pervazda görünen saç kılları, ekmek kırıntıları, yukarıdan silkelenen işte bir sürü pislikle hayata bakıyor o pencerede. Baktığı başka bir pencere var. O da dünyaya baktığı gönül penceresi. Bir an önce bu evden gitmek istiyorum diyecek. Çocukların okulu var. Kocasının işi yakında. Taşınması para. Bu hayatının sonuymuş gibi değerlendirmeye başlarsa eğer o hanım kardeşimiz, bu gerginlik kocasına, kocasından çocuklara hep beraber gergin bir modda devam edecek. Ve o ev ahalisi, evet bu başlarına gelen, oldukça sevimsiz, olmaması gereken bir durum ama bir imtihan, değil mi?
O insanı yukarıdakini öldürmektense, yaralamaktansa, kavga çıkmaktansa, sessiz kalmak veya bu konuda resmi makamlara, belediyeye, zabıtaya şikayette bulunmak bir çözüm. Ama bunun dışında başka bir şey daha var. Hayatın her anında sıkıntısız ve imtihansız, dertsiz bir kul olmayacak. Benim kocam varsa kocası olmayan kişi için ben bir nimet sahibiyim. Bugün böbrek rahatsızlığım yoksa, yani haftanın 3 veya 4 günü, günde 6 saat, 7 saat böbreklerim çalışmıyor diye diyaliz makinesine gitmek zorunda kalmıyorsam, eğer 2 hafta diyalize girmezsem öleceğimi, vücudumun mikrop üreteceğini, zehirleneceğimi biliyorsam, demek ki bu diyaliz ünitelerine giden böbrek hastalığı olan kardeşlerimden ben daha büyük bir nimet sahibiyim. Evde şiddet görmüyorsam, çocuklarım, etraftaki çocuklardan Allah'a şükür daha iyi durumdaysa, en azından söz dinleyen, gecenin bir vaktinde nerede kaldığı, nerede yattığı belli olmayan, asi, annesini bile döven bir çocuk değilse, bu durumu yaşayan bir hanım kardeşinden daha büyük bir nimet sahibidir. İşte böyle düşünürse, o hanenin sahibi veya o hanım kardeşimiz, evet, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayım ama gerçekten de ne dertler yaşanıyor hayatta şu etrafımda diye düşünebilir. Bir abimize gelelim örnek olarak. Diyelim ki o da hanımından dertli. Hanım kardeşimiz camın önündeki ekmek kırıntıları yukarıdan dökülenler. Diyelim ki bu abimiz de hanımının evlendiği günden beri suratını asmasından rahatsız. Bir yüzünü güldüremiyorum diyor. Konuşuyor hanımıyla. Hanımı benim yüz ifadem böyle. Böyle yetişmişim diyor. Yani yapacak da bir şey yok. İyi niyetli hanım kardeşimiz de. Ama gülemiyor öyle. Neşeli böyle efendim kanı fıkırdayan ve bunu belli eden bir kardeşimiz değil. Bu abimiz için işi var. Evlendi sevdiği biriyle. Üst kattan pislik atan birisi de yok diyelim. Çocukları da ahlaklı, güzel ama hanımının o yüzü sirke satıyor. Çok güzel bir hikaye var, şimdi vaktimiz yok. Adamın bir tanesi, kısaca anlatayım. Sirke satıyor. Yan tarafında da biri bal satıyor. Aynı zamanlarda açmışlar. Efendim, esnaflar dükkanı. Bir bakıyorlar, sirke bayağı bir satılıyor yani. Ya diyorlar, bu sirke çok fazla tüketilen bir şey değil. O bal satan. Ya hani salatada kullanırsın, turşuda kullanırsın. Çok ender zamanlarda kullanılır. Herkes geliyor, az da olsa öyle litre litre değil. Ama bir dönüş var yani, sirkülasyon var. Merak ediyor ya, neden böyle? O zamanlarında sevilen kişilerinden bir tanesi mahallenin, oradan geçerken amca diyor, gelir misin? Buyur evladım diyor. Ya bir şey soracağım, nedir? Yanlış anlama diyor, ben yalan söylemiyorum. Balı çok ucuza satıyorum, fazla da kâr etmiyorum. Ama anlamadığım bir şey var diyor. Benim komşum diyor, hani Allah daha çok versin, sirke satıyor. Az da olsa her gün müşterisi oluyor. Cık. Ama diyor ben bal satıyorum, kahvaltıda yersin, ilaç yerine kullanırsın. Niye diyor bana müşteri gelmiyor o kadar? Kardeşim diyor, evladım, biraz diyor öz eleştiri yapman lazım. Nedir diyor, buyurun. Sen diyor çok diyor suratı asık bir insansın. Belki diyor karakterin böyle. Ama insanlar senin dükkanına geldiği zaman, sen bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor be kardeşim. İnsanlar sanki ona karşı gelen müşteriye karşı sinirlisin gibi algılıyor. O yüzden bal satsan da suratın sirke gibi. Ama diyor yan tarafta o sirke satan
Ahmet. Ahmet'in de yüzü diyor o kadar güzel, tebessümlü. Gelene hoş geldiniz, nasılsınız, efendim zahmet ettiniz, bir daha bekleriz efendim. Bir şey almanıza gerek yok, istiyorsanız tadın. Ve böyle davrandığı için sirke sattığı halde yüzü bal satıyor diyor. İşte o yüzden sen diyor biraz daha böyle müşterilerine iyi davran. Aynen onun gibi bu abimiz de eve geliyor. Ya diyor, yine diyor bu suratını asmış. O da kafayı ona taktı. Halbuki hanımı dedi ki benim yapım böyle falan filan. Yapamıyor, değiştiremiyor kendini. Nefis şeytan ortaklığı devreye girdi. Şuna bak dedi, ya sen akşama kadar çalış, şunun suratına bak. Meymenetsiz, suratsız, bilmem ne kafada şeyleri kurdu. Küçük tefek şeyleri bu abimiz ne yaptı? Büyütmeye başladı. Yok dedi ya, bu kadın çekilmez dedi. Şimdi gelelim alınacak hisseye. Bu abimiz Allahu Teala'ya şükretmesi gereken yerde. Gidebileceğim bir evim var. Allahu Teala bana el verdi. Çalışabileceğim bir iş verdi. Sağlıklı sıhhatli bir vücut verdi. Yetmiyormuş gibi bir de sağlıklı sıhhatli evlatlarım var. Onlara güzelcene bakan, annelik yapan, yemeğimi yapan, her türlü gönlümü hoş eden, vücudumu hoş eden, namusuyla, iffetiyle evinde beni bekleyen, geliş saatimi bekleyen bir hanımım var. Ne zaman bunu anlayacak? Hanımının kendisini aldattığından dolayı hüngür hüngür ağlayan, hanımının iffetsizliğinden dolayı Allah korusun bir kardeşi olduğunda veya haberleri açtığında şöyle anlamalı. Allah korusun ya, ben ne büyük bir imkandaymışım, nimetim varmış. Az önce verdiğim örnekteki gibi çoluğu çocuğunun ne yaptığı belli olmayan, sen kimsin ya falan diye annesine konuşan, hatta döven, annesine babasına işkence eden, arsız bir evlat örneği gördüğü zaman, ya ben hanımımın suratına kafayı taktım ama daha dünyada neler varmış diyebilmeliydi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kardeşlerim, sadece dünyada bu dönemde imtihan yaşanmıyor. Camın önündeki ekmek kırıntıları hanımınızın suratsızlığı değil. Unutmayın, bizler Allahu Teala tarafından yaratılmış, aynen o buğday başağı gibi cılız bir kul olarak ayaklarımızın üzerinde yaratıldık. Elbette o rüzgarları şeytan olarak görecek olursak örnekte, nasıl o rüzgarlar buğday başağını bir sağa bir sola estiriyor, deviriyor bazen ama elhamdülillah kökümüzü koparmıyor. Şeytandır o rüzgar. Onun da bir amacı var. Senin bir daha dikilmen istemiyor. Sağ mı buğday başağı gibi devrildin, orada kal. Sakın dikelme. Çünkü buğday yere yapıştığı zaman buğday başağının en değerli kısmı biliyorsunuz ucu. O eğildi mi etraftaki zaten koyunlar, keçiler onu götürür. İşte şeytanın istediği bu. Yerinden doğrulmanı istemiyor şeytan. Ama Allah Celle Celaluhu tam tersine kuluna zulmetmediğini kendisi bildiriyor. Taşıyamayacağınız yükü ben size vermem buyuruyor ve bizden ne istiyor? Düştüğün yerden kalk. Ey hanım kardeşim, Allahu Teala senin düştüğünü belki görmek, çünkü imtihan, ama düştüğün yerden hasbunallah ve ni'mel vekil diyerek, benim vekilim, yardımcım Allah'tır diye kalkman istiyor. Ben bunu yapamam demeni isteyen şeytan, benim her türlü işim bitti, benim artık bu konuda başarım yok, ben iş bulamam, ben evlenemem, ben mutlu olamam, benim çocuğum olmaz, ben kirayı ödeyemem diye düşünmeni isteyen şeytan, Allahu Teala'nın izniyle olur be,
O istedikten sonra neler olmuyor ki demeni isteyen Allah Celle Celaluhu. Ama gelelim şimdi kafirlere. Niçin kafir diyoruz? Hadis-i şerifteki örnekte çam ağacına benzetilen kafir var. Şimdi, çam ağacı sapasağlam değil mi? Hiç titremiyor bile. En küçük bir santim oynamıyor yerinden. Sağlam, buğdaya göre öyle görünüyor. Lakin, karda aynı şeyi görüyorsunuz dimdik. Bahar oluyor, aynı şeyi görüyorsunuz. Yağmurda hiçbir etkilenme yok. Ama o kadar küçük bir ömrü var ki, bir baltayı vurduğunuz zaman, devrildikten sonra odun olmaktan başka bir çaresi yok o çam ağacının. Ama buğday devrilse bile o taneleri toprağa düşer, Allahu Alem sana tekrar kök verir. Yere düşen de ne olur? Çöpe gitmez. Arkadaşlar, kafirlere bakıp imrenmek zamanı değildir. Düşünün lütfen. Siz bu dünyaya gelmeden önce sizden kim vardı sülalenizden? Anneniz babanız. Ondan önce kim vardı? Onun anne babası. Belki bundan sonraki süreci bilmiyoruz. Yani dedemizin dedesini gören var mı desem aranızda? Yok, ben dedemi de görmedim. Hani diyelim dedenizi gördünüz. Dedenizin dedesini veya dedenizin babasını görecek haliniz yok. Şimdi nerede onlar? Öldüler. Buğday başağı gibi yaşadılar. Bir öyle yaşadılar, bir böyle. Zamanında yokluk çektiler. Köylerde yaşadılar. Bir efendim pekmezle, bir kuru ekmekle sabah kahvaltılarını yaptılar. Öyle bizim gibi musluğu açıp da belki de şarıl şarıl ah mis gibi sularla abdestlerini almadılar. Akıllı telefonları da yoktu, uçaklar da yoktu, aylarca umrelere gitme gelme süreçleri vardı vesaire. Demek ki bizden önce de insanlar yaşadı. E şimdi peygamberler yaşadı. Ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Farz-ı muhal, on binlerce peygamber geldiyse, bu dünyada onlar da senin gibi buğday başağı gibi yaşadı kardeşim. Biz zannediyoruz ki peygamberlerin tarihini okumadığımız için, ne olacak yani? Peygamberler ya, özel olarak yaratıldıkları için bir eli bağda, bir eli yağdalardı. Ne güzel, cennetin en güzel yerine gittiler, mucizeler gösterdiler. Böyle bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den değerli hiçbir kul yoktur yeryüzünde. Onun hayatından sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyleri öğrenmek lazım. Onun da buğday başağı gibi bazen bunaldığı, sıkıldığı, moralinin bozulduğu, acı çektiği zamanların olduğunu bilmemiz lazım. Kendisinin yalnız kalmayı istediği, ne olur beni rahat bırakın. Hatta vefatına yakın bir dönemde Hazreti Ömer radıyallahu anh'la Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefatına birkaç saat varken kendisi bir not yazdırmak için bir kağıt istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba kendisi rahatsız olmasın diye mi Hazreti Ömer radıyallahu anh gerek yok yorulmayın dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da olur mu dedi. Efendimiz aleyhisselam bizden bir kağıt istiyor, bir kalem istiyor, getirmemiz lazım derken bir tartışma yaşandı. Ölüm döşeğinde Efendimiz aleyhisselatu vesselam susun dedi. Ne olur susun, burada tartışmayın dedi. Bu örneği neden sizinle paylaşıyorum biliyor musunuz? Biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı yanlış anlıyoruz, yanlış tanıyoruz. Neler yaşadı? Hanımlarıyla bir aydan fazla konuşmadı. Eğer dünyayı istiyorsanız dedi hanımlarına, mal mülk istiyorlardı, alın sizin olsun sizi boşuyorum dedi. Bütün hanımlarına. Ama eğer
Allah Celle Celaluhu'nu ve beni istiyorsanız, dünyadan geçerek benim verdiğime, daha doğrusu Allahu Teala'nın verdiğine, benim de size vesile ettiğime kanaat edecekseniz buyurun. Hepsi hüngür hüngür ağladılar. İstemiyoruz dediler. Biz seni istiyoruz. Tamam, dünyayı istemiyoruz. Taif'te en kötü sözlerle yuhalanmadı mı? Yüzüne taşlar fırlatılmadı mı? Aynı süre içinde, çok kısa bir süre içinde hanımı, can yoldaşını kaybetmedi mi? Amcasını, yanında güvende hissettiği amcasını kaybetmedi mi? En sevdiği evlatları vefat etmedi mi? Çok kısa bir süre içinde. Üzerine deve işkembesi fırlatılmadı mı? Akrabalarından bile en büyük darbeyi yemedi mi? Şimdi biz bunları bilmezsek diyeceğiz ki Allahu Teala peygamberlere özel bir davranışta bulundu, dert bela vermedi, biz de kuluz, biz böyle. Hayır. En önemli dertleri onlar çektiği için bizim de çekmemiz mecburidir. Nasıl ki yollarda mecburi istikamet, soldan diyor mesela, biz buradan gideceğiz. İşte evlenmeden önce gençlere yapacak bir iyiliğiniz varsa, o gence çeyrek altın takmaktan daha önemli bir şey şudur. Kardeşim, bak 4 ay sonra senin nişanın var. 3 ay sonra düğünün var. Sen çok zor bir yola giriyorsun. Elbette evleneceksin. Aman bak, evlilik öyle hayal kurduğun sorunsuz, her gün güllük gülistanlık bir şey değildir diye daha baştan evlatlara, arkadaşlara, teyzenin oğluna, amcanın kızına nasihatte bulunmaktır. Çeyrek altın takmandan daha iyidir. Yarın şoka girmesinler diye. Bak, sen bir hanımefendisin, ben senin babanım, ben senin bir dediğini iki etmedim. Ama evlendiğin kocanın senin üzerinde çok hakkı vardır, ne olur. Bir şey alamadığı zaman üzerine gitme. Sakın kocana karşı sesini yükseltme gibi tavsiyelerde bulunması bir babanın bilezik doldurmasından bir 2 kilo 3 kilo bir koluna daha yararlıdır. Yine bir erkeğe, oğlum bak sakın hanımına şiddet gösterme. Bak namussuzluk yapma. Borca morca girme. Sen o hanımı bir emanet olarak aldın. Allahu Teala'nın emaneti. Bak annen de bir emanet. Tamam mı oğlum? Sakın ha evladım. Hiç kırayım inciteyim deme gibi. Şu şu yönleri olabilir hanımların. Şunlara karşı anlayışlı ol vesaire gibi. Bu tavsiyesini babanın oğluna yapması veya annenin oğluna, ona araba almasından daha faydalıdır. İşte biz böyle bilmediğimiz için, peygamberlerin de hayatlarını bilmediğimiz için bütün dünyanın sorunu bizde. Çocuklar evleniyorlar. Daha evlenirken amaçları zaten cinsellik, yani yatak odası içerisinde. Peki bu yasak bir şey mi? Hayır, değil. Elbette insan bunun için evleniyor. Lakin o heyecanlı düşüncelerinin arasında biri de çıkıp da Allah ve Resulünden bahsetmiyor. Ailesinden bir taraf hangi çeyizi nasıl nereden alacağız? Efendim gelinlik ayakkabımı nereden, hangi mağazadan alsam? Bu stres ve bu gerginlikle biz yuvalara merhaba diyoruz. Düğün parasını biriktirdin mi? E kredi mi çeksek acaba? E şimdi millete tatlı ikram etmezsek olmaz. Damatlığı nereden alacağız? Yok onu annesi beğenmemiş de bilmem ne mobilyası alınacakmış. Biz bunlarla bir yuvayı kurmaya çalışıyoruz. Adamın parası var mı, pulu var mı, karşı taraf ne durumda? Hiç umurumuzda değil. Biz bu maddi şeylerle, oturma odası, fiskos takımı, bilmem yatak örtüsüyle uğraşırken, gençler de, onlar da şehvetleriyle uğraşıyorlar. Derken, aynı evin içine bir atıyoruz kız ve erkeği, kavga, gürültü belli bir zamandan sonra başlıyor. Neden? Niçin evlendiklerinin farkında değiller?
İşte en büyük hatamız oldu. Arkadaşlar, peygamberler dahi bunaldılar. Musibetler yaşadılar. Hanımlarıyla problemler yaşadılar. Onların da evlerinde bazı tatsızlıklar oldu. Küslükler dahi oldu. Şimdi bana bugün birisi çıkıp da İbrahim abi, benim hanımımla küs olmamam lazım diyemez. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yeri geldiği zaman bunalıp da evi terk etme durumuna geldiyse senin benim çektiğim nedir? Onun sallallahu aleyhi ve sellem başı ağrıdı ve öyle bir baş ağrısı oldu ki belki şimdi diyeceğimi ilk defa duyacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bir sene, bir buçuk sene önce öyle bir baş ağrısı yaşadı ki iki gün boyunca çadırından çıkamadı arkadaşlar, baş ağrısından dolayı. Sadece namazını kıldı, abdestini aldı, yemeğini yedi. Kimseyle görüşemiyor. Böyle büyük bir baş ağrısı. Sağdan sola, soldan sağa yattığı yerde. Görüyor sahabe efendilerimiz. Şimdi alemlerin Rabbi olan Celle Celaluhu'nun en sevdiği insan sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta, bizler bir taraftayız ve biz dertsiz, tasasız, sıkıntısız bir hayat istiyoruz. Bu olmaz. Zaten olmuyor da. Değil mi? Kardeşlerim, Allahu Teala bizi böyle yarattı. Çam ağacı gibi kafirleri, buğday başağı gibi hadis-i şerifte aktarılıyor, Müslümanları yarattı. Bizim için en önemli örnek nedir? Bu hayatta bir ilaç aldığımız zaman o ilacın kullanım kılavuzu, yani prospektüsü var değil mi? Endikasyonları, nasıl kullanılır, yan etkileri nelerdir? Cep telefonu aldığın zaman onun bir kullanım kılavuzu var. Arabanın bile var. Ya bizim de bir derdimiz, sıkıntımız olduğu zaman neyi nasıl yapmamız gerekiyor? Bir başucumuz, bir kaynağımız olmalı. İşte o da Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyedir. Rabbimiz Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel örnek diye bizlere hediye etmiştir. Bir hediyedir bizim için. Biz insanlar örneğimizi Ahmet amcadan, üst kattaki Fadime yengeden, teyzemin kızının daha önce yaptığı bir evlilikteki örnekle eğer mukayese edersem yanılırım. Yanılma payım yüksek olur diyelim. O öyle yapmıştı, bu öyle oldu, ondan bu. Böyle değil. Benim örneğim, Kerim olan kitabım ve onu en iyi açıklayan ve her sözü kabulüm olması gereken hadis-i şeriflerdir. Aile hayatında nasıl davranmak gerekiyor? Dertlere karşı nasıl mukavemet etmem gerekiyor? Bunlar orada yazılmış. Benim için Ahmet'in ailesinin ne yaşadığı, Nermin teyzenin 3 sene önce bu olay karşısında nasıl bir hal, tavır takındığı çok önemli değil. Peki değerli kardeşlerim, Allahu Teala niçin acaba bizim dünyada çile, imtihan, dert çekmemizi istiyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Öyle ya, Rabbimiz Azze ve Celle bizi kendi annemizden bile daha fazla seviyor. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Neden bize bunu veriyor? Kardeşlerim, mümin bir insanın, bir kadının ve erkeğin çilesini henüz yaşarken, nefes alıp verirken bitirmek, kafirin çilesini ahirete götürmek istiyor Allahu Teala. Bu dünyada yiyin için kafirlere, kafanıza göre, sizi zaten ahirette bekleyen bir azap var. Yani dünyada yaşadıklarının peşin ücretini alıyorlar. Burası, buyurun, burada takılın. Ama burada ahiret vizesi almak gerekiyor. Ahiretin vizesini almak için
ahiret hava yollarına bağlı bir uçuşla, efendim, ahirete gidebilmek için bir vizeye ihtiyacınız var diyelim. Vizesiz almıyorlar diyelim. Kafir bunu alabiliyor mu? Hayır. Bir, Müslüman olması gerekiyor. İki, Müslüman olması da yetmiyor. Müslümanların tabi olduğu imtihanlara da tabi olmak gerekiyor. Ve bu imtihanlardan geçerli not alır mı, alamaz mı? Bunun tahlili, bu vizenin sahibi Allah Azze ve Celle. Şimdi böyle bir durumda bizim ahiret vizesi almamız için imtihana tabi tutuyor. Allahu Teala'nın istediği gibi oluyor her şey. Tekrar ediyorum. Allahu Teala'nın tam istediği gibi oluyor her şey. Benim istediğim gibi değil. Senin istediğin gibi değil. Kardeşlerim. Adem aleyhisselamdan şu zamana kadar ne kadar insan geldi? Onların hepsi dertliydi, unutmayın. Yeryüzünde derdi olmayan bir insan yoktur. Zaten dert insan içindir. Akıl verilmiş, aklı olan her insanın bir derdi vardır. Dolayısıyla Adem aleyhisselamdan böyle gelmiş, biz öleceğiz, sonra da gelen insanların ayrı dertleri olacak. Bundan 1500 yıl önce diyelim, ateşle alakalı, efendim, gaz ocağı icat edilmemişti. Allahu Teala bunu ilham etmedi bir mucide. Onların derdi ateşi bir arada toplayabilmek. Ateşin bir yerden bir yere taşınmadığı için muhafaza etmekti. Şimdi küçücük bir kibritle bir şeyi tutuşturabiliyorsunuz. Hatta bir ormanı yok edebilirsiniz küçücük bir kibritle. Bir çocuk bile bir orman yangınına sebebiyet verebiliyor. O zaman bir ateşi yakabilmek için ne kadar büyük bir uğraş vardı. O zamanın imtihanı ona göreydi. Şimdi buna göre her yerin, her mekanın, her insanın ayrı ayrı imtihanı olabiliyor. Bizler bunu unuttuk. Biz dünyada dert için varız. Bizim yükümüz var arkadaşlar. Biz bir başağız. Bizim tepemizde o başağın daneleri var ya, onlardan müteşekkiliz. Evet, hatamız var, günahlarımız var ama imanımız var elhamdülillah. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Ama şeytan ne yaptı? Ben de o buğday başağı gibi olan kullarına, kadın ve erkeğe yemin ediyorum huzurunda, dedi Rabbimizin huzurunda, uğraşacağım dedi. Onları rahat bırakmayacağım. Başlarına bir musibet geldiği zaman onları öyle bir bunaltacağım ki isyan ettireceğim. Bu neden benim başıma geliyor? Sana dua ettirmeyeceğim. Şeytanın görevi buydu. İşte biz bunu anlamalıyız. Hasta olduğumuzda, bir hastamız var, onun sonuçlarını beklediğimizde, iş yerimizde gerginlik yaşadığımızda, acaba işten çıkarılmayayım, çıkarılır mıyım korkusunu yaşadığımızda, trafikte gergin bir durum, sinyal vermedi, önümden geçti, şöyle oldu dediğimizde, ekmek kırıntıları, halı silkelendiğinde, doğru olmasa da haklısınız ama döküldü, çok affedersin, yere biri tükürdüğünde, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şeytan yanınıza gelecek,
İçinizden şöyle bir hissiyat duyacaksınız. Adama bak ya, sinyal vermedi. Söv şu adama. Döv şu adamı. Kalbini kır şunun. Üzülmesin diye yalan söyle. Hanımın, annen, baban, kocan istiyor diye faize gir. Gibi gibi gibi. Herkese bir şeyler söylüyor. Dünyanın en büyük sorunlarının bizim üzerimizde olduğunu düşündürmek istiyor. Şeytanın işi gücü bu. Dertleri konuşuyoruz. Dertli insanoğlu bugünkü Halil İbrahim Sofrası programımızın konusuydu. İnsanoğlu dertli. Dertli olması da gerektiği için aslında insanoğlu. Bugün şöyle duyduğumuz, izlediğimiz haberler, konuştuğumuz mevzular bizi üzüyor. Aldığımız sadece dünyadan haberler olmasa da, bazen kendi işimizden, çocuğumuzdan, akrabalarımızdan, iş yerinden menfi haberler alsak da aynı kategoriye giriyor. Bizim öğrendiklerimizle ne amel ettiğimiz önemli. Bugün bir hadis-i şerif paylaştık hep beraber. Gönül hanemize koyduk. Pay ettik her birimiz. İşte o felaket, imtihan, dert, musibet, o anda bu hadis-i şerifi hatırlamamız bizim ruh sağlığımızı çok iyi bir hale getirir. Hayattan ümidinizi kesmenizi istiyor şeytan. Allah Azze ve Celle de o en büyük düşmanımız olanın fısıltılarına kulak asmayıp ümitsizliğin büyük günahlardan olduğunu buyuruyor. Havf reca. İki arada Müslümanın gelip gitmesi. Duymuşsunuzdur bunu. Ne demek bu? Hem korkmak. Benim sonum ne olacak? İman ile can verebilecek miyim? Ama bir taraftan da sadece bu korku değil, ümitli olmak. Bu ikisi arasında olursak eğer, doğru yolu bulacağız. Bugün bu hadis-i şerifi o yüzden paylaştım. Ama bizim de artık kendimizi bile bile bu hale getirmememiz lazım. Sabahın erken vaktinden gecenin ilerleyen vaktine kadar o haber kanalı senin, bu haber kanalı benim. Sabahın belli bir vaktinden akşama kadar sadece belgesellerin veya televizyon programlarının videoların izlendiği bir ömür de bizden istenmiyor. Neden? Moralimizi biz zaten güzel tutmalıyız. Ümitsiz olmamalıyız diyoruz ama bizim moralimizi, psikolojimizi alt üst eden şeyleri izliyoruz. Ne gibi? Bir çocuğun ağzına soğanı verirsiniz, soyarsınız kabuğunu, şöyle bir irkilir, suratını şöyle bir ekşitir ama yine soğan ister. Biz de şimdi acı biber, ne kadar adı üzerinde, ben biberin en acısıyım kardeşim, bak ona göre dese de gel bakalım diyoruz. Dilim nasıl yandı ya, ne kadar acıymış diyoruz ama kenara koymuyoruz, bir daha yiyoruz. Bu hale de biz insanoğlu gelmememiz gerekiyor değerli dinleyenlerim. Madem yükümüz ağır, gideceğimiz yol uzun, bu yüke biz de yükler eklemeyelim. Bu yolu daha da uzatmayalım. Zaten yolumuz bayağı bir uzun ve çileli, dönemeçli yollar var. Kardeşlerim, hastalıkta da ümitsizlik olmayacağız. Ümitsizlik zaten şeytandan. Her şeyi olur hale getiren bir emriyle, bizi yaratan, bir emriyle öldüren, bir emriyle yeniden diriltecek olan Allah Celle Celaluhu, her şeyi imkan dahilinde bizim gibi yapacak değildir. İmkanı sınırlı olmayandır. Bizim imkanımız var. Çok sevsek de dünyayı kurtaramıyoruz. Veya ne kadar nefret etsek de dünyada bütün zalimlere ceza veremiyoruz. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu sınırı olmayan zenginliğin ucu bucağı
düşünülemeyen bir merhametin sahibidir Celle Celaluhu. Biz kendi görevimizi yapacağız. Biz kuluz. Hastalandık, doktora gideceğiz. Doktor şuna şuna dikkat et dedi, dikkat edeceğiz. Şu ilaçları kullan dedi, tamam o ilaçları kullanacağız. Ama duamızı bırakmayacağız. Ya Rabbi, doktoru da yaratan sensin. Bu ilaç kutusunu, bu kutunun içindeki kimyevi maddeleri yaratan da sensin. Ne olur ya Rabbi, şifa eyle diyeceğiz. Arabaya bindiğimiz zaman gözümüzü kapayıp gaza basmıyoruz. Gözümüz açık. Çünkü biz kuluz. Cüz'i irademiz var. Arabayı iyi kullanmaya çalışacağız. İşaretlere ve kurallara uygun. Ama emniyet kemerini de bir takacağız. Emniyet kemeri taktım, çok dikkat ettim ama işte şu kaza oldu. Biz bize verilenin hesabını vereceğiz. Sonrası değil. İşte biz her şeyde bunu düşüneceğiz. Bir buğday başağı nasıl sağa doğru yattı, tam kırılacaktı ama kırılmadı. Sonra rüzgar dindi. Ne oldu? Geri geldi. Dikilme başladı. İnsanoğlu, biz de böyleyiz. Bu kaderdir. Bizim kaderimiz bu. Bazen eğileceğiz. Bazen doğrulacağız. İmtihan dünyasındayız. Biz bu korku ve ümit arasında gidip gelirsek inşallah bu işi galip bitireceğiz evelallah. Değerli kardeşlerim, güzel dinleyenlerim. Sahibimiz bizim bellidir. Annemizin karnında biz henüz belli bile değildik. Hiçbir şey değildik. Lütfen düşünelim. Annemizin bile karnında olduğumuzdan haberi yoktu. Bir ay gibi bir zaman sonrasında oldu. Annemiz bile bilmiyor karnındakini. Neyle beslendiğini, kanımın nasıl olduğunu, hangi damarlarından o göbek kordonuyla neleri aldığından annenin bile haberi yoktu. Seni kim getirdi buraya, morali bozuk kardeşim? Ey kardeşim, dertli kardeşim, güzel dinleyicim. Seni kim getirdi? Allah Celle Celaluhu. Sen annenin ve babanın değilsin. Kendisi de kendinin olmayan birisi nasıl birini sahiplenebilir? Her şeyin sahibi Allah-u Teala. Peki bir soru sorayım sana. Benim büyük derdim var diyorsun. 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin, milyar kişinin işini yapamaz mı Allah haşa? Arkadaşlar, her kişiyi yarattı ve her kişinin ne yaptığını da iyi biliyor. Bunu unutmayalım. Her şeyin sahibi bütün senin yaşadıklarını biliyor. Zaten melekler de kaydediyor, başın ağrıdı. Bunların hepsi biliniyor. Sen başın ağrıdı, isyan etmedin. Çalışmaktan, çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmekten dolayı başın ağrıdı. O hanım kardeşimiz zaten başı dönüyordu, tansiyonu düşmüştü. Ama akşamleyin çoluğuyla, çocuğuyla, kocasıyla yemek yiyecekti. Kendi görevi olmadığı halde, üzerine farz olmadığı halde o hanım kardeşimiz başı döne döne o işleri yapabildi. Allah rızası için onun da haberdarı var. Ondan da haberi olan var. Gücün yettiği halde aslında var ya sana iki okkalı bir cevap veririm ama bu sefer gönlün kırılır, ben de kötü bir iş yapmış olurum diyen susan bir kardeşimizsin belki. Millet seni enayi gibi görüyor. Şuna bak, gıkını çıkaramıyor. Ben de karşısında istediğim terbiyesizliği yapıyorum. Bak, cevap bile veremiyor diye seni tahrik ediyor ya. Sen bil ki senin de bir haber cin var.
Bu habercin melekler vasıtasıyla zaten her şeyi vasıtasız, sebepsiz bile gören Allah-u Teala'ya bildiriyor. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Her şeyi gören bilen var. Sahibimiz Allah Celle Celaluhu. Ben Allah'ın kuluyum diyoruz. Peki, Allah'ın kulu olan bir insan, her şeyin imtihan olarak yarattığına yemin eden bir Allah'a neden inanmıyor haşa? Bugün hayatı garanti altına almak diye bir cümle çok kullanılıyor. Hayatınızı garanti altına alın. Çocuğumun hayatı garanti olsun diye. Eğer biz Allah'ın kulu olduğumuza inanıyorsak, amenna. Demek ki tam olarak biz bunun hakkını veremiyoruz. Ne yapıyoruz bu sefer? Garip garip hayatı garanti altına aldığımızı zannettildiğimiz borçlara giriyoruz. Heh, şimdi oldu. Nasıl oldu garanti? Çocuğuma bir ev aldım. Hayatı garanti oldu. Tamam, sen onu yaptın ya artık. Cennetin en güzel köşesinde yer alacak. Dünyada hiçbir sıkıntısı olmayacak, değil mi? Hele hele o evi bir de faize şunla bunla aldıysak. Ne oldu? Garanti oldu hayatı. Ne oldu? Ahmet'in çocuğu gibi değil. Bak, devlet dairesinde memur oldu. Hayatı garanti. Kız istemeye gidiliyor. Hoş geldiniz, sağ olun. Peki ne iş yapıyor? Tamam, bunu soracağız, çok güzel. Ne olacak? Ne istiyorsun? Ne yapmasını istiyorsun karşındakinin? Ama öyle deme İbrahim Bey. Kızımın hayatının garanti olmasını istiyorum, vay be. Nasıl bir garantili halmiş bu? La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Nasıl bir garantidir bu? Ya Rabbi diye el kaldırıyoruz, el açıyoruz, dua ediyoruz. Biz şöyle düşünmüyoruz. Ya Rabbi dediğin zaman, ey dertli kardeşim, bil ki senin o Ya Rabbi diyen içinden de olabilir. Dilinden demedin diyelim. İçinden de Ya Rabbi dedirten, elini açtıran Allah'tır Celle Celaluhu. Her elini açtığında, namazdan sonra veya iş yerinde veya aracında veya ne bileyim evinde, yatak odanda, nerede elini açarsan veya elini açmadan da içinden Ya Rabbi dedin ya. Şunu düşün, o anda bir melek senin elini tutup arşa kadar taşıyor. Bir daha dua edeceğin vakit onu aklına getir. Benim bu duamı ben öyle bir samimi yapmalıyım ki, şu kelimelerle mi dua etsem? Acaba şu tercüme yapılan, şu kitapta yer alan dualarla mı? Ondan bahsetmiyorum. Allah Celle Celaluhu her dilden anlar. Her gönülden anlar. Gönülden gönüle bir köprü vardır. Kimse o köprüleri kafasına göre deşemez. Sen o duayı ederken bundan böyle aklına o gelsin. Benim elimi kaldıran, benim bu duamı yaptıran Rabbim var Celle Celaluhu. Bugün milyonlarca insan, hatta milyarlarca insan Allahu Teala'ya inanmadıklarını itiraf etmekte ve bana verilen bu nasip birçok insana verilmemekte. Ben bunun nasıl şükrünü etmem demek gerekiyor. Öyle ya. Milyarlarca insan Ya Rabbi, Allah'ım Celle Celaluhu demiyor. Demedikleri halde yiyecekleri nimetleri veriliyor. Nasıl bir Allah'ımız var Celle Celaluhu? Biz olsak bir zaten ayette bu aktarılıyor. Biz olsak bugün bize birisi bir yanlış mı yaptı? Onu cezalandırmak isteriz. Bir de iftira attı. Oo, bir de en sevdiklerimize efendim kötülük yaptı. Eyvah eyvah. Hemen yakalım, öldürelim. Allah Celle Celaluhu böyle davranmıyor.
Kardeşlerim, bizim Rabbimiz var. Kulumuzun değil, biz Allahu Teala'nın kulu olduğunu her insan ve benim bileceğiz. Kimse bizim kulumuz ve kölemiz değil. Sahibimiz belli. Bu çektiklerimizin bedavaya gitmeyeceği belli. Ha şunu söyleyeyim size. Bana deseniz bu fakire, şu kadar sana iyilik yapıyorum. Tamam mı? Ben bu iyiliği unutabilirim ve size hak veririm. Ya İbrahim, ben sana güvenmiyorum. Zaten güvenme. Tamam mı? Ama Ahmet'e, Mehmet'e, şu vakıfa, bu cemaate, şu kim olursa olsun, herkes senin güvenini rencide edebilir. Bu potansiyel olabilir. Ne derler? Güvendiğim dağlara kar yağdı. Bak, kimseye bu konuda sonsuz bir güven duyma. Aa, hiç duymamıştım bundan. Bunu hiç dediğini, bu günleri göreceğimi tahmin etmiyordum diye. Kimseye fazla güvenme, Allah'tan başka Celle Celaluhu. Tamam mı kardeşim? Biz kime güveneceğimizi biliyoruz. Kimin kuluyuz? O unutmuyor bir şeyi. Ben unuturum. O Ahmet unutur, Mehmet unutur. O sözünü tutar. Ötekisi tutmadı. Ama Allahu Teala hiçbir şeyi, hatta zerre, küçücük bir mikrop tanesi kadar diyelim ki bir ağırlık verilsin her sevaba veya her günaha, bir yapılan yanlışa, sana karşı yapılan bir küçücük zerre-i miskal tabirini aklınıza getirin, onun da karşılığı verilecek. Yani senin çektiklerin, zulme uğradıysan cayır cayır yanacağı cehenneme girmeden önce o kişiden önce alınacak. Hele cennetlik bir insan ise o, ondan da alacağın var. Sen bunu aklından çıkarma, emi. Her bir saniyenin hesabını verecek sana o sıkıntıyı, seni bunaltan o hal ve hareketleri yapan insan, Mısır'da idam edilen insanların karar mekanizmasını oluşturan, masaya vurup da idam diyen o 9 gence ve diğerlerine, her saniyesinin hesabını verecek. Onların imtihanı oydu. Onların sorunuydu bu. Ümmet olarak biz nasıl baktık? Bizim sorunumuz, imtihanımız bu. Ayşe teyze, senin derdin oğlun. Onun parasızlık. Onun zengin olmak derdi. Onun çok yakışıklı olmak. Onun arabasının hemen sağ tarafında gözünle bile göremeyeceğin küçücük bir çizik. Bir başkasının alnının tam ortasındaki sivilce. Ama dertsiz insan yok. Zaten gereksiz insan. Kardeşlerim, Allahu Teala peygamberlerine verdiği derdi, salih kullarına verdiği derdi bize mi vermeyecek? Lütfen söyler misiniz? Ne buğdaylar gördü bu yeryüzü, ne rüzgarlar gördü. Rüzgarı şeytana benzettik ya, şeytan bir sağa bir sola ümitsizlik verecek, bu da mı başıma gelecekti falan diyecek diye. Buğday başa nasıl eğildiyse, nebiler, salih kullar da eğildi. Eyyub aleyhisselam ne dertler çekti. Yakub aleyhisselam neler çekti. İbrahim aleyhisselam neler çekti. Hem oğlunu kurban etme, rüyada gösterildi emir. Onun öncesinde en sevdiği yavrusu, zaten çocuğu olmuyor. Hadi o da doğdu, emir geldi, çocuğun ve hanımını bırakacaksın. Kuş uçmaz, kervan geçmez yere. O bitmedi. Nemrud'un ateşine düştü İbrahim aleyhisselam. Attılar mancınıkla, gül bahçesi oldu.
Nasıl imtihanlar yaşandı yeryüzünde. E biz de bunları aklımıza getiririz inşallah bundan sonra. Benim de çektiğim bir şeyler var biliyorum. Ama benim çektiklerim bazıları için bir nimet de olabilir diye düşünürüz. Değerli kardeşlerim. Sendeki derdi nimet sayanlar var. Mevlana Kuddise sürruhu. Sendeki derdi nimet sayanlar var. Sanma ki dert sende var. Sadece sende var. Yolda yürürken, etrafa bakınırken bir şeyler aklınıza geldi. Güzel olmayan manzaralar gördünüz. Buna sıkıldınız. Bundan tutun da zulme uğrayan bir insana kadar. Sanma ki dert sadece sende var. Sadece düşünelim. Bugün bir nefes alıyorsanız buna şükretmek durumundayız. Mesela bize sorsalar en değerli nefesiniz hangi nefestir diye. Ne demek ya, bir nefes değil mi? Aldım bitti. En değerli nefes son nefestir. En değerli yemek nedir sizce? En güzel yemek nedir? Açken yediğiniz yiyecektir. Dünyanın en güzel yiyecekleri yapılsın, karnınız tok, 10 dakika önce yemek yediniz. En değerli yemek açken yediğindir. En değerli nefesiniz son nefestir. Hayatın bizim için görmediğimiz ve bize verilen ne değerleri var? Etrafınızda hangi dertli insanların konuşmalarına şahitlik ettiniz bugüne kadar? Ne acılar yaşandı. Sırtında hasta annesini sırtlayan insanları gördünüz. Fiziksel engelli olan milyonlarca insanla aynı dünyada yaşıyoruz. Kocası tarafından yediği şiddetten dolayı kırılmadık kemiği kalmamış veya hanımının nankörlüğünden dolayı bir deri, bir iplik kalmış, hastalanmış erkekleri gördük. Hayırsız evlatları yüzünden hayatına son veren, kötü yolu seçen insanlar gördük. Bir anda evlenmesine 2 gün kala birdenbire beyin kanaması geçiren ve hayatı boyunca yatalak olan bir evladı gördük annesinin. Unutmayalım, dünya hesapla, hepsini toparla, şu kadar alacağım var de, bu kadar onun bana borcu var de, hepsi burada kalıyor. Kardeşim, burası birbirimizin hesabını görme yeri değil. Burası mücadele yeri. Dünya, programın başında sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi, ahiret vizesinin verildiği yerdir. Hesaplaşma ve adalet istiyorsak eğer, İbrahim abi, bu dünyanın adaleti yok. Şirazesi bozulmuş. Kim zaten adalet istedi dünyada? Adalet ve hesaplaşma yeri, mahkeme yeri, hatta kübra değil mi? Mahkemelerin en büyüğü. Orada. Hesaplaşma yeri de orada. O gün dünyadaki mazlumların zalimlerden intikam alma zamanı. Hiçbir yargıç, avukat şu bu değil. İntikam alanların en hayırlısı ve en güçlüsü olan Celle Celaluhu'nun, sahibimiz olan Allahu Teala'nın kararın verileceği yer. Hiçbir şeyden Allahu Teala uzak değildir. Senin gözyaşlarının ya da akıtamadığın, içine doğru akan, belki de gözyaşlarının en kötüsü, en ağırı nedir biliyor musunuz? İçinize doğru akıtmaktır gözyaşını. Ki erkeklerde genelde böyledir. Erkekler duygusuz kütük olarak bilinirler. Çünkü çok fazla ağladığımız görülmez. Küçük yaştan beri ağlamayacaksın evladım, adam ol, adam ol, adam ollarla biz büyüdük. Bir kütük gibi. Duygusu yok. Hödük. Hanım kardeşlerimizden de vardır aralarında.
içine doğru ağlaması insanın. İster dışına, ister içine doğru ağla, her halini gören, seni ağlatanın da hakkını alacak olan senin hakkın Allah'tır Celle Celaluhu. Ama Allah korusun, gıybet ettiğimiz veya niye bu derdi bana verdi deyip de her şeyi dünyada çözmeye çalıştığımız bir insan olursak da ahirette alacaklarımızdan gafil oluruz. Düşünün, tam birisi bize bir ahirette sevabından verecek. Aa ne güzel, sevap kazanıyorum derken, ey kulum sen de onun günahına girmiştin. Onu o kadar çok rencide ettin ki evet sana bir hata yaptı ama sen dünyada ödeştin onunla. Bunu düşünelim. Nasıl bizim hakkımız alacaksa Allahu Teala, yine ona sığınıyoruz. Ya bizden alacaklı olanlar, ya kırdığımız gönüller, gıybetini ettiğimiz insanlar. O yüzden az konuş, az ye, az uyu. Ne kadar çok konuşursak o kadar günah, ne kadar uyursak o kadar tembellik, ne kadar yemek yersek o kadar kolesterol. Vesselam. Kardeşlerim, sadece o okuduğumuz hadisi şerifin tekrarlığıyla iktifa ettik. Hadi bir kez daha aktaralım ve bugünkü programımızı nihayete erdirelim. Hem Müslim'de hem Buhari'de geçiyor. Resulullah buyurun sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mü'min buğday başağı gibidir. Cılız bir kökü vardır. Hafif bir rüzgar bile onu sağa sola eker. Sağa sola eğer. Kafir ise çam ağacı gibidir. Rüzgar onu sallayamaz. Sonunda bir fırtına da köküyle birlikte gider. Bu yalan dünyada her şeyin kameralar nasıl bizi şu an çekiyor ve kayıt altına alıyorsa, nasıl bu radyo programı tekrarı için YouTube sayfasına atılmadan önce şu an kaydediliyorsa, her şeyin, her anın kaydedildiği bir gerçektir. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Halil İbrahim Sofrası. Halil İbrahim Sofrası.